Arkadaşlar merhaba. Sizlere Philips televizyonlarda frekans ayarı nasıl yapılır? Özellikle TRT HD gibi yayınların. Şimdi arkadaşlar televizyonumuza ayarlar kısmına gireceğiz. Ayarlar menüsüne ilk önce girmemiz gerekiyor. Evet, buradan genel ayarlar kısmına giriyoruz ve genel ayarlar kısmından TV'yi yeniden kur seçeneğini seçmemiz gerekecek arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru gelelim. Şimdi arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum ki en güvenilir şekilde bunu yapmak fabrika ayarlarını, yani cihazınızı yeniden kurup fabrika ayarlarını geri çevirmeniz en ideali oluyor. Şimdi biz buradan ilk önce fabrika ayarlarını geri çevir diyelim. Tamam diyelim. Evet, tamam diyoruz. Bu cihazımızı ilk önce fabrika ayarlarını geri çeviriyoruz. Evet, geri çevirdikten sonra arkadaşlar aşağı gelip TV'yi yeniden kur diyeceğiz. Evet, şimdi OK tuşuna basarak gördüğünüz gibi TV'yi yeniden kur diyoruz. Emin misiniz diye soruyor. Evet diyoruz arkadaşlar buradan. Hemen sol tarafa geçiyoruz. OK tuşuna bastığımız zaman televizyonumuz... Evet, şu anda bize lütfen bekleyin diyor. Fabrika ayarlarını geri çevirme sürecinde biraz bekletebiliyor sizi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi televizyon tekrardan yeniden başladı ve buradan Türkçe dilimizi seçeceğiz. Hızlı bir şekilde kurulumunu tamamlayacağız birlikte. Aşağı doğru gelip Türkçe dil ayarlarını buluyoruz. Biraz daha aşağı geliyoruz. Evet, Türkçe'yi seçtik. OK tuşuna bastık. Evet, TV standını duvarda diyeceğiz bunu. Ya da isterseniz TV standında da diyebilirsiniz ama. Evet, daha sonra ana menü dedik. Burada bu kısmı evrensel gelişimi kapalı konuma değil açık kısma getirdik. Ve daha sonra ilk kurulumunuzu tamamlayınız diyor. Biz buradan başta seçeneğini tıklayacağız. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ağa bağlan, uydu kanallarını kur diye bir seçeneğimiz var. Evet, uydu kanallarını kur seçeneğine basarak devam diyeceğiz. Evet, buna devam diyorsunuz. Sıralanan bir paketten var. Bir de hiç kanal sıralanmamış var. Eğer siz baştakini seçerseniz hazır güncel olan paketleri direkt indiriyor. Biz seçiyoruz onu. Evet, şu anda burada bir menü açıldı ve buna biz başlat diyeceğiz. Geçerli ayar bir uydu ara tek DNB diyor arkadaşlar. Buna evet dedik, başlat dedik. Ve şu anda uydumuz mevcut kanallarımızı aramaya başladı. Ve bulup bitirmesini bekleyeceğiz. Evet, şu anda TürkSat 42E çıktı. Sinyal kalitemiz %90 arkadaşlar. Ve alt kısmında gördüğünüz gibi manuel, kur, iptal ve yeniden başlat seçenekleri var. Biz buradan kur diyeceğiz. Ve buradan gördüğünüz gibi en altta bulunan TKGS kısmını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güncellemenin yapabilmesi için. Ve buna basıyoruz. Ve şu anda kanal aramalarını başlattı. Ve bitirmesini bekleyeceğiz. Evet, şu an buluyor gördüğünüz gibi 367 tane kanal buldu. Hemen alt kısımdan bitti diyeceğiz bu kısma. Ve daha sonra sonraki dedik ve en sonunda bitti seçeneğine basacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle netleştireyim. TRT1 HD yayınların tamamı şu anda listeme düştü. Kanal listemde ve bu şekilde işlemleri tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Kanalımın ismi de belli. Her bilgi paylaşmaya değer diyoruz ve bu öğrendiğim bilgiyi de sizinle paylaşıyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Takıldığınız bir sorun olursa lütfen yorum kısmına yazın. Oradan elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olacağım. Kalın sağlıcakla.